Değerli Akan TV izleyicileri merhaba. Geçenlerde yaptığımız farklı bir sohbet beni bir kanarya salmasına kadar getirdi. Daha önceden tanıdığım Ali Yıkılmaz arkadaşımla güvercinler hakkında konuştuk. Kendisi tokur güvercinlerle ilgili. Derken konu diğer beslediğimiz, beraber kedi de besleriz biz. Diğer beslediğimiz hayvanlara, evcil hayvanlara geldi. Daha sonra kanaryaya geldi. Ve yolumuz buraya kadar geldi. Ben kısaca Ali kardeşimiz ve beraber hareket ettiği Doğan kardeşimizin kendilerini kısaca tanıtmasını rica edeceğim. Ben Ali Yıkılmaz. 2014 yılından beri kanarya üretmekteyim. Tabii o zaman ilk başladığımızda biraz amatördük. Sonradan yavaş yavaş işte bu işi bilen, bu işe gönül vermiş abilerle beraber ortamlara katılarak onların bizi yönlendirmesiyle en iyi bir şey yapmaya karar verdik. İşte Doğan abiyle tanışmamız 2018'de başladı ve birlikte bir karar almaya başladık. Denizli'de en iyi ırk hangisi olur? Neyimiz eksik? Denizde ne eksik? Hangi ırklar eksik? Veya kafes konusunda veya kümes konusunda ne eksiklerimiz var? Bunları bir ölçtük, biçtik kendimize göre. Ve bu kümesi oluşturduk. Bu kümesin başına geçtik. Yanlış yani yanılma yöntemiyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu duruma da geldik. Son aşamadayız şu anda. Az ve eksiğimiz kaldı kümesimizde ama çoğunu bitirdik. Agi ırkı ve Gloucester ırkı beslemekteyiz. Ayrıyeten bakıcı kuşlarımız da var. Doğan abiyle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Merhaba, ismim Doğan. Uzun süredir kanarya sevgisi vardı. Bu Konya, Urfa, işte Tekirdağ'a kadar uzanan bir sevgiydi. Ali kardeşimle tanıştıktan sonra 2018 yılından bu yana beraber hareket ediyoruz. Ali Agi ırkında, ben de Gloucester ırkında iyi bir şeyler yapmak için gayret gösteriyoruz. 2 sene öncesinde bu kümesi hazırlamaya başladığımızda Ali'nin de bahsettiği gibi güzel araştırmalar yaptık. Farklı kümesleri dolaştık. Üstad dediğimiz arkadaşlarımızdan, abilerimizden bilgiler alarak bir oluşumun içerisine girdik. Ayrıca aynı zamanda Denizli Kafes Kuşları Yetiştiriciler Derneği adında bir derneğimiz var. Federasyona bağlı olarak. Ali ile birlikte bu dernekte yönetimde yer almaktayız. Amacımız hem kuşlarımızın ırkını ve kalitesini en iyi seviyelere çıkartmak ve ayrıca dernek olarak da bu hobiyi farklı arkadaşlara, farklı kişilere sevdirmek ve aşılamak. Bunun için yeni üye olan arkadaşlara mümkün olabildiğince yardımcı olarak veyahut da bu hobiye gönül vermiş diğer arkadaşlara yardımcı olarak Denizli olarak en iyi şekilde federasyonda ve diğer yarışmalarda temsil etmek istiyoruz kendimizi, derneğimizi. Benim merak ettiğim Ali'cim, kanarya sevgisi kaç yıllık sende? Kaç yıldır uğraşıyorsun? Benim bildiğim kadarıyla güvercinlerle de ilgim var. Onlara da ayrı bir sevgim var. Güvercin var mıydı? Galiba buradaydı. Güvercinimiz evet vardı. Burada besliyorduk. Zor şartlar altında besliyorduk. Yani büyük bir yerimiz yoktu. Bildiğiniz gibi şu anda da zaten gördüğünüz gibi pek güvercine müsait bir yer değil ama biz işte o sevgimizde olduğu için hani çatıda da yerimiz olmadığı için burada bunu yapmaya çalıştık. Yani çok da hani verim de alamadık ama o sevgimizi biraz bastırmış olduk burada. Sonra burayı Kanarya'ya uygun gördük. Kanarya için biraz düzenleme yaptık ve şu anda Kanarya'yı burada besliyoruz. Güvercinler buradan mı girip çıkardı? Buradan girip çıkardı abi. Şu küçük bir camımız vardı, kömürlük camı vardı. Oradan yukarıya ip bağlamıştık. İpi aşağı saldığımızda cam açılırdı, yukarı çektiğimizde kapanırdı. Kuşlar zaten sabah çıkardı. Azman ırkı besliyorduk o zaman. Zaten onlar sabah çıkardı. Canlar o zaman isterse girerlerdi. Yani bu sizin önceki tabir ettiğiniz katallar gibi yani evet. Damda beslenen kuşlar gibi kafalarına göre girip çıkarlardı onlar. Yarı serbest. Serbest, yarı serbest. Çok, o zaman için çok hani çocuklukta çok profesyonel bir şey de bilmiyorduk, yapamadık da. Ama güvercin hep içimizde bir ukde olarak kalmıştır şimdiye kadar. İnşallah tekrar bir ortam bulursun. Onun hayallerini de şu anda yanıtlıyoruz. Yalnız benim gördüğüm kadarıyla burası çok kanarya salması gördüm. Ben de eski kanaryacıyım. Evet. Bu arada biraz kendimden anlatayım. Birazcık da olsun. Tabii. Ben 85'te Denizli'nin ilk kanarya derneği olan Denizli Senefil Derneği'ne o dönemki albayımızla üye oldum. O dönemde Sermet Kayabaşı, evet, Bora kardeşimiz, albayım. İzmir'e mezatlara falan giderdik. Tabii. Tabii o günler geçti bitti. Değişmiş. Şimdi buradaki hava beni o dönemlere götürü gibi oldu ama burası çok daha üstüne çıkmış. Yani gördüğüm kadarıyla ısı izolasyonu var.
yerde ve yukarıda var. Duvarlarda da görünüyor, bir çalışma yapılmış burada. Eski güvercin dönemi gibi değil. Ve nizami kafesler, yemlik suluk tertibatları nizami. Ayrıyeten altlarında biz eskiden ince kum kullanırdık. Baktım hepsinde ayrı özel galiba bir kağıt sistemi var. Bunlar zamanınızı alıyor mu veya bunlarla ilgili çalışmalar sizi çok yoruyor mu? Şimdi abi biz şöyle birlikte kuvvet doğar hesabıyla Doğan abiyle beraber zaten bu işi üstlendik. Şimdi ikimiz de farklı sektörlerde çalıştığımız için işimizin yoğunlukları mesela Doğan abinin yoğun olduğu dönemlerde benim yoğunluğum olmuyor. Beraber yapıyoruz ama sistemsel çalıştığımız için bizim burada yani emin olun şu bütün kümesin alt temizliği, sulukların değişimi, yemliklerin bakımı, mamalıkların bakımı olsun bir saatimiz almıyor. Ya o zaman sizin dernek çalışmalarında vaktiniz kalıyor. Tabii dernek çalışmalarında vaktiniz kalıyor. Zaten yönetimde olduğumuz için de dernekte bize ihtiyacı olan arkadaşlarımıza her zaman olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Doğan abi zaten bu şöyle söyleyeyim ben fazla anlamadım bir şey ama internet alanında Doğan abi o konularda bayağı başarılı. O yüzden o şeylere Doğan abi çok ilgilenir. Yani derneğin bütün o sosyal medya paylaşımları olsun onlar olsun Doğan abi ilgilenir. Veya bizim kendi Doğan abimizin de bizim sayfamız var. Orada paylaşımlara veya bizim kendi Facebook sayfalarımız var kuşlar üzerine. Orada paylaşımlara Doğan abi bakar genellikle. İlaç ve bakım konusunda da hastalık konusunda Doğan abi ilgilenir genellikle. Ben de işte eşleme konusunda Doğan abi yardımcı olurum veya temizlik bakım konusunda Doğan abiyle beraber bir çalışma yürütüyoruz abi. Ne güzel. O zaman ben bu saydığın Facebook'taki sayfalar, gruplar gibi bunların linklerini videonun altına koyayım. Tabii. Arkadaşlarımız görsünler. Tabii, görebilirler. Evet. Peki Denizli'de kanarya yetiştiriciliği eskiye göre yani benim bildiğim yıllara göre çok çok ileriye gitmiş. Sizlerin hedefleri neler? Dernekle de aktif uğraştığınıza göre neleri bekliyorsunuz, neleri planlıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dernek olarak son 1,5-2 yıl içerisinde üyelerimizde ciddi bir artış var. Şu anda yaklaşık 293 tane üyemiz var. Tabii bu süreç içerisinde ayrılanlar da oldu, bırakanlar da oldu. Bizim amacımız daha önce de bahsettiğim gibi bu sevgiyi gerçek anlamda arkadaşlara aktarabilmek. Yani belli başlı WhatsApp gruplarımız vardı. Sürekli WhatsApp grupları içerisinde işte kuşların hastalıkları ile ilgili olsun, bakımları ile ilgili olsun. Sürekli zaten arkadaşlarla istişare yapıyoruz. Her yeni gelen üyemizi de bu grupların içerisine ilave ederek onların da bu konularda bilgili ve birazcık daha bilinçli hareket etmelerini istiyoruz. Sosyal çabalarınız da var. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Yani şöyle dernek olarak biz işte bir arkadaş bu işe başladığında onu kesinlikle yalnız bırakmamak istiyoruz. Yani mümkün olabildiğince onun yanında olarak bu konuyla ilgili bütün bilgileri, birikimleri üstadlarımızdan, abilerimizden bu konuda birazcık daha eski olan arkadaşlarımızdan bilgiler alarak onları sürekli aktarıyoruz. Ve dernek olarak da asıl hedeflerimizden bir tanesi federasyonun düzenlemiş olduğu yarışmalar var. İşte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de büyük şehirlerde gerçekleşiyor bu yarışmalar. O yarışmalara katılarak yarışmalarda Denizli'mizi, Denizli Kafes Kuşları Yetiştirici Derneği'ni en üst seviyelere çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar benim öteden beri farkında olduğum bir husus var, bir özellik var. Güvercin yetiştiricisi ve kanarya yetiştiricisi profilleri birbirinden biraz farklı. Bunu nereden biliyorum? Her iki grubun da içinde oldum. Her iki gruptan da tanırım. Yani bu titizlikle alakalı, yetiştiricilikle, genetik bilgisiyle alakalı, dernek çalışmalarına verilen önem, destek bunlarla alakalı. Bence farklar var. Onlara da sormak istiyorum. Sizce arada güvercin yetiştiricisiyle kanarya yetiştiricisi arasında ne gibi farklar var? Ben o farkın şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani sanki güvercin yetiştirmekle hani doğayla birazcık daha iç içesiniz. Yani havaya soluyorsunuz güvercinlerle birlikte. Kanarya veya kafes kuşları dediğimiz zaman sanki birazcık daha kapalı bir ortamdasınız. Aslına baktığınız zaman yani ikisine de mantık aynı. Neden? Yani en iyi şekilde onları yetiştirmek, sağlıklı bir şekilde onları üretebilmek. Yani belli başlı çerçevede mantık aynı. Ama sanki güvercin sanki doğaya daha böyle özgürlüğü birazcık daha fazla ifade ediyor gibi geliyor bana. Güvercinlerin içinde yaşıyor. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle.
Sence Ali'cim arada ne farklar var? Abi arada ne farklar var? Yani şöyle söyleyeyim. Güvercin biraz daha imkan meselesi gibi geliyor bana. Yani güvercin yetiştirdiği imkan meselesi. Yani kanarya bir evin odasında da besleyebiliyorsunuz. Veya bir kömürlükle de besleyebiliyorsunuz. Veya bir şekilde, ama güvercine illaki güzel ve iyi bir üretici olmak istiyorsanız güzel bir yere ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Ama kanarya üreticisi arkadaşlarımız da mesela şöyle söyleyeyim. Güvercin merakı çok. Hepsinde. Yani hepsinin şöyle söyleyeyim. Biz dernekte oturup konuştuğumuzda bunun %75'i, %80'i güvercinden gelme arkadaşlar. Geçmişte mutlaka şeyi vardır yani. Güvercin beslemiş arkadaşlar. Hele muhabbetçi arkadaşlarımız var. Kıvrık Kıvırcı diye tabir ettiğimiz papağan olsun, muhabbet olsun. Şu anda bizim Dokuz Kavaklar bölgesine gittiğinizde her güvercincinin şöyle ortalama söyleyeyim bir muhabbet ürettiğini, bir sultan papağan ürettiğini, yani kıvrıkla gözlerinde bir şey ürettiğini görüyoruz yani. Onları biz yani aynı kefede tutuyoruz genellikle. Evet. Ama güvercinci arkadaşlarımız da, ben çok güvercin yani beslemesem de takip ediyorum. Şu son zamanlarda Denizli güvercinleri de mesela çok revanşa çıkmaya başladı. Yani. Ve çeşitlilikte de ciddi bir artış var gibi görüyorum. Kaliteye gidilmeye başladı. Evet. Çalışmalarında tabii katkısı var. Peki sizin ileriye yönelik hedefleriniz neler? Yani sadece yarışmalar, fuarlar mı, yoksa yurt dışı yarışmalar, fuarlar gibi? Senede bir defa yurt dışında bütün ülkelerin katılım sağladığı yarışmalar var. Bu geçtiğimiz sene Portekiz'de yapıldı. Tabii bu sene pandemiden dolayı organizasyonların hemen hemen hepsi iptal oldu. Tabii en büyük arzularımızdan bir tanesi de yurt dışındaki yarışmalara katılmak. Tabii o seviyeye gelebilmek için de birazcık zaman gerekiyor. Biz şöyle düşünüyoruz abi. Yani biz Doğan Kılıç, Ali Yıkılmaz olarak görmüyoruz bu işi. Denizli Kafes Kuşları Derneği olarak görüyoruz. Yani dernek üyelerimizin hepsinin mesela, biz onlardan üstün olmayalım. Hepimiz aynı ayarda olalım. Hepimiz yurt dışına kuş gönderelim. Yurt dışına kuş satalım. Veya satalım derken hani para amaçlı değil. Ama biz hani duyulsun yani. Denizli'nin adı duyulsun. Yani Denizli Kafes Kuşları'nın adı duyulsun istiyoruz. Yani bütün arkadaşlar oraya heyecanı yaşasın istiyoruz. Şu anda yeni başlayan arkadaşlarımız dahi biz gidip en güzel ırkları mesela toplamaya çalışıyoruz. Yardım ön ayak oluyoruz. Uygun fiyatlara kuş nereden buluruz? İyi kuş nereden buluruz? Yani şu anda yeni başlayan arkadaşlar dahi biz hani demiyoruz ki biz mesela bir Malta ile başlayın, bir şununla başlayın demiyoruz. İyi ırkla başlayıp biz size destek oluruz diyoruz. Gece gündüz 24 saat destek oluruz. Gerekirse Doğan abi gidiyor, hasta olursa ilgileniyor, şey yapıyor. Bizim diğer dernek başkanımız var, Kıvrık Gagacı zaten. Yani geçmişten Kıvrık Gagacı. Ali Rıza Serik abimiz var. O da zaten Kıvrık Gagacı'na gece de gündüz de ne zaman arandığı zaman gidip her şekilde yardımcı oluyor. Arkadaşlar benim düşüncem, Doğan ve Ali arkadaşlarımızla konuştuktan sonra kanaryacı arkadaşlarımızla biraz daha yoğun programlar yapmak. Onların da zaten isteği buydu. Fakat öneriyi ben bu kadar arzu ettiklerini tahmin etmiyordum, bilmiyordum. Fakat Kanarya camiasıyla güvercin camiası Denizli'de aşağı yukarı hep yan yana, hep beraber. Bunu değerlendirmek üzere bazı teklifler oldu buraya geldiğim zaman. Başka arkadaşlarımızı ziyaret edelim ya da derneğimizi tanıtan, derneğimize üye olan arkadaşlarımızı ziyaret edelim gibi güzel öneriler oldu. Ben artık öyle düşünmeye başladım. Arkadaşlarımız da desteğiyle, onların da gayretiyle bu şekilde ziyaretlerimiz olacak bundan sonra. Kanarya yetiştiren arkadaşlarımızla. O ziyaretlerimizle görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.